Aç kapıyı polis! Aç kapıyı polis! Aç kapıyı polis! Aç kapıyı polis! Gel dedim, gel dedim! Gel dedim! Aç kapıyı polis aç! Al onu! Bu görüntüyü geçtiğimiz günlerde ekranlara getirmiştik. Bir iş adamını polis kıyafetleri giyerek kaçırmışlardı. Aynı zamanda o çete üyeleri 3 farklı cinayete de karışmışlardı. Ve Mahsen 2 operasyonuyla bu çete çökertildi. Bir tarafta şehrin efsanevi çetesi Daltonlar, diğer tarafta ise yeni ve acımasız bir rakip Çirkinler. Bu iki çete arasındaki mücadele, şehrin yeraltı dünyasını kana bulayacaktı. Çirkinlerin yükselişi. Zuhat Altunç liderliğindeki çirkinler, kısa sürede şehrin suç dünyasında adından söz ettirmeye başladı. Cinayet, uyuşturucu ticareti, gasp ve haraç gibi suçlarda rakiplerine göz açtırmıyorlardı. Daltonların gücünü sarsmak için her türlü yola başvuran çirkinler, şehrin kontrolünü ele geçirmek için kanlı bir plan yapıyordu. Daltonlara karşı saldırı. Çirkinler, Daltonlara ait bir mekanda vahşi bir saldırı düzenledi. Bu saldırı, iki çete arasındaki savaşın fitilini ateşledi. Daltonlar, bu saldırının intikamını almak için yemin etti. Şehrin kalbindeki çatışma, çeteler arasındaki savaş, İstanbul'un sokaklarında ve arka sokaklarında şiddetli çatışmalara yol açtı. Masum insanlar da bu savaşın kurbanları arasında yer aldı. Şehrin güvenliği tehdit altındaydı. Devletin müdahalesi. Artan şiddet olayları ve şehrin güvenliğinin tehlikeye girmesi üzerine devlet, çirkinler çetesine karşı sert bir operasyon başlattı. Zuhat Altunç ve çetesinin birçok üyesi bu operasyonda yakalandı ve adalete teslim edildi. Çirkinlerin sonu, devletin kararlı operasyonları sonucunda çirkinler çetesi çökertildi. Bu çetenin çöküşü, İstanbul'un yeraltı dünyasında bir güç dengesizliği yarattı. Daltonların gücü yeniden mi artacak, yoksa yeni bir çete mi şehrin kontrolünü ele geçirmeye çalışacak? Bize destek olmak için Derin Detay YouTube kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Çirkinler çetesine operasyon 47 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya fenomeni Ece Rona'ya ait güzellik merkezlerine silahlı saldırı düzenleyen ve İstanbul'da korku salan Çirkinler çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 kişi gözaltına alınırken çetenin lideri Zuhat Altunç firari. Operasyonun detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu Mahsen 2 operasyonu bu sabah İstanbul merkezli olarak gerçekleştirildi. Operasyonda 47 kişi gözaltına alınırken çetenin lideri Zuhat Altunç'un firari olduğu belirlendi. Çetenin suçları, Çirkinler çetesinin en az 3 cinayete karıştığı biliniyor. 2017'de öldürülen Emircan Açıkgöz, 2016'da öldürülen Nazım Kaya ve 2013'te öldürülen İlyas Ugar'ın cinayetlerinde çetenin parmağı olduğu düşünülüyor. Daltonlar çetesi ile hesaplaşma, Çirkinler çetesi, Barış Boyun grubu ile hareket eden Daltonlar çetesi ile de kanlı bir hesaplaşmaya girmişti. Bu kapsamda Bilal Diril ve Bayram Diril kardeşler, 7 ay arayla Kalaşnikov marka silahların da kullanıldığı saldırıda öldürülmüştü. Ece Rona'ya saldırı. Son olarak geçtiğimiz ay sosyal medya fenomeni Ece Rona'ya ait güzellik merkezlerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemişti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken olay büyük bir paniğe neden olmuştu. Operasyonun önemi, çirkinler çetesine yönelik operasyon, İstanbul'da son dönemde artan silahlı saldırılar ve cinayetler göz önüne alındığında büyük önem taşıyor. Operasyonda firari olan Zuhat Altunç'un da yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden 2023 yılının Şubat ayında Rüstem Topçi'nin, yine aynı yılın Temmuz ayında ise çeteler arasındaki anlaşmazlık sebebiyle Şakir Zana ve Abdülmelik Ateş'in öldürülmesi sonrası failleri yakalayan emniyet güçleri olayı derinleştirdi. Çıkar amaçlı organize suç ağının gelirinin uyuşturucu madde satışından elde ettiğini belirleyen emniyet güçleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Bu sabah Mahzen 2 adı verilen operasyon için harekete geçen polis, İstanbul merkezli iki ilde
eş zamanlı baskınlar düzenledi. Zincirleme operasyonda çete fertlerinden 25 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 5 otomatik tabanca, 7 balistik yelek, bol miktarda uyuşturucu, silahlara mermi ve şarjör ele geçirildi. Polis yeleğiyle suça karışmışlar. Diğer taraftan baskında gözaltına alınan 25 şüpheli ve cezaevindeki 22 zanlı ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün vatan yerleşkesine getirildi. Öte yandan operasyona ilişkin elde edilen yeni belgeler arasında iş insanı Yaydi'nin kaçırılma anları da bulunuyor. Söz konusu güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, üzerlerinde polis yeleği bulunan çete üyelerinin Beykoz'da adı açıklanmayan restorana girerek, Yide'ye sözde gözaltına alındığı bilgisini vererek kelepçeledikleri ve iş yerinden ayrıldıkları anlar yer alıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen Mahzen 2 operasyonlarını duyurmuş, Çirkinler adlı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 47 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Son olarak, çete üyelerinin 28 Şubat'ta Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde cadde ortasında çatıştıkları ve bu çatışmada birbirlerine karşı silah kullandıkları tespit edildi. Polisin bu olayın ardından operasyon için harekete geçtiği belirtildi. Eski eşinin iş yerini kurşunlattırdığı iddia edilen Ece Ronay soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi, Emri Çete'nin lideri Kaan Akkuş'un verdiğini itiraf etti. Görüntüler ortaya çıktı. Deniz Akkaya ise Ronay'ı eleştirdiği için kendisinin tehdit edildiğini hatırlatarak tepki gösterdi. Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'le ilgili sosyal medya hesabından bazı suçlamalarda bulunmuştu. Bu suçlamanın ardından Mehmet Bilir'in Pendik'teki inşaat şirketi ve iki otomobilini bıraktığı Gebze'deki bir galeri kurşunlanmıştı. Bu olay sonrası Ece Ronay'ın sahibi olduğu Gebze ve Bağdat Caddesi'ndeki iki güzellik salonu birer gün arayla kurşun yağmuruna tutulmuştu. Polis, 15 Aralık'ta düzenlenen operasyonla Ece Ronay'la birlikte toplam 6 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlılar talimatı Yunanistan'da kaçak olarak bulunan Çirkinler Çetesi lideri Kaan Akkuş'tan aldıklarını söyledi. Posta'nın haberinde yer alan iddiaya göre Kaan Akkuş ile irtibatı Ece Ronay'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik kurdu. Gebze'deki galerisi kurşunlanan Mehmet Aka, Sertçelik'in Kaan Akkuş'u arayarak olayı havale ettiğini öne sürmüştü. Galeriyi kurşunlayanlar, Kaan Akkuş abime selam olsun, kılıcı keskin olsun diyerek kurşunları sıkmış, bu görüntüleri de TikTok'ta paylaşmıştı.